الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم احشرنا في زمرة الصالحين آمين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Cuma, camada abdest alırken gözlük bırakan varsa gözlük burada müezzinlikte şartı gözlüğünü alsın. Tekrar ediyorum, abdest alırken gözlük unutan varsa gözlük caminin içerisinde alsın.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين bizlere bir ömür veren ömür takdir eden dünyaya gönderen vakti ve zamanı geldiğinde takdir alan alma gücüne sahip olan yüce Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e ve Ehl-i Beytine salat ve selam olsun. Allah'ımızın affı, mağfireti, cenneti bir müddet sonra huzuruna gönderecek olduğumuz başta Azize annemiz başta olmak üzere tüm geçmişlerimizin üzerine olsun inşallah. Aziz ve muhterem mümin kardeşlerim, dünya hayatı bir eğlence ve oyundan ibarettir. Her oyunun bir başlangıcı sonu. İnsan ömrünün de bir başlangıç, bir sonu. Cenab-ı Allah bizim ne mutlu ona ki ona iman edenlerdeniz. Ve Peygamberimiz de bu vesileyle buyuruyor ki imanın karşılığı cennettir. Rabbim başta merhuma annemiz olmak üzere cümlemizi cennetiyle müzeyyen eylesin inşallah. İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Fakat üç kişi var ki amel defteri kapanmaz. Birincisi hayır, hasenat, okul, köprü, insanların istifade ettiği sosyal mekanları inşa edenler. Yaşadığı müddetçe amel defterleri açık. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren bir anne babanın da amel açık. Ne mutlu annemiz, işte onlardan bir tanesi. Evladını yetiştirdi, büyüttü, okullara gönderdi. Evladını yetiştirdi, büyüttü, okuttu, vatanına, milletine hizmetkar eyledi. İmam Hatip Okulu'na gönderdi ki arkamdan Kur'an okusun diye. Başkanımız annesinin amel defterinin açılmasına vesile olacak hayırlar işliyor. Memleketine, insanlığa, hizmete vesile olacak güzel eserler yaptığı müddetçe inşallah amel defterinin açılmasına vesile olan hayırlı bir evlat olacak. Annemiz de böylece bir evlat yetiştirmenin vesilesiyle Rabbine ve Rabbinin rahmet ve mağfiretine gark olacak. Aziz ve muhterem mümin kardeşlerim, şu anda musalla taşında yatmakta olan merhumeyi dünya hayatında nasıl bilir? Şahitlik yapar mısınız? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin, merhumeden razı olsun inşallah. Merhumeye dünyaya hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Dahi ettiniz mi? Dahi ettiniz mi? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Merhumeden razı olsun inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetiyle uyun hazır ol imama.
merhumenin ruhu için Allah. Thank you.